Sokrates'ten herkese merhaba. MediaMarkt ve Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. NBA yönetiminin kararlarıyla seçilen ve bizim burada İstanbul'da yoğun eleştirilerimiz ve övgülerimiz altında geçen NBA'nin en iyi hareketlerine hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte yine yorumlayacağız. Kaan abi hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Artık dediğimiz gibi burada da playoff öncesi son hareketlerimizi seçiyoruz. Hani Transverse özellikle haftalardır damga vuruyor. Damga vurmaya da devam edecek gibi görünüyor. Ve bir yandan da MediaMarkt'ta da güzel bir tatil duyurumuz var tabii ki. Tatil keyfi sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Akıllı telefondan kahve makinesine, tabletten kulaklığa çeşit çeşit teknolojiler sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, tatil keyfinize keyif katacak teknolojileri keşfedin diyoruz efendim. Ben de geçen gün saç şekillendirici aldım Kaan abi. Gerçi ben kullanmayacağım ama. Bana yani pek bir işe yaramamış diyecektim. Ben kullanmayacağım ama MediaMarkt'tan aldık. O yüzden de onu da belirtmek istedim. Buradan da hareketlere geçelim. Ama kötü bir haberim var seyircilerimize baştan söyleyeyim. Geçen hafta sezonun en iyi haftalarından biriydi. Evet. Maalesef bu hafta da sezonun en zayıf haftalarından biri, şimdiden belirteyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bizim değil. Memnuniyetinizi bize, şikayetinizi NBA'ye bildirin lütfen. Kesinlikle öyle. En güzel konum. 10 numaradan yalnız tanıdık bir hareket var. Aynen öyle. Bir Golden State klasiği demeyeceğim ama Stephen Curry'nin yarattığı tehditten kısa devrilen Draymond Green, onun verdiği pas çok temiz. Bu arada pası da çok güzel atıyor. Yani tam yerine atıyor. Ben ulaşamayacağı noktaya. Smaçta bitiyor. Ve genelde bu hareketi şey yaparlar Kaan abi. Köşedeki oyuncu potaya doğru dikine kat eder ve işte yıllar boyunca bunu Sean Livingston'la oynadılar, Andre Iguodala'yla oynadılar, Andrew Bogut'la oynadılar. Burada Kuminga perdeden çıkıyor. Yani başka bir varyasyonla çıkıyor. Kuminga'yı da buna adapte etmeleri çok güzel. Yani yenilemeye devam ediyorlar bu hareketleri. Her şeye rağmen Bam Adebayo çok iyi okuyor pozisyonu. Çok doğru yere gidiyor ama Green de harika bir pas veriyor yani. Tabii Kuminga'nın da çok atlet olmasının payı var diyelim. Ve 9 numarada bir son saniye Kyrie Irving merdiven altı Kyrie Irving yapmış. Bayağı merdiven altında yerlerinden Kyrie Irving ortaklığı. Yani şimdi Kyrie Irving maç topu attığı için ve Kyrie Irving olduğu için biraz yeri ayrı. Burada şansın rolü var ama doğru zamanda atması da bir taraftan alkışlanmalı. Çok iyi bir blok bu yalnız. Kobe White ve Ayodosun mu geliyor? Tsubasa bloğu gibi görünüyor ama Tsubasa bloğu değil, Kobe White yapıyor. Kobe White yapıyor. Bu arada Ayodosun bu da foul yapıyor. Onu da söylemek lazım ama. Yani bir omzuna hafif temas var. Her güzel bloğun içinde bir faul vardır evet. Abi. Kobe White'ın harika sezonunda bir de savunma şeyi eklenmiş. Burada da Herb Jones'un penetresi pek istediği gibi gitmiyor. Tam adımlayamıyor ama çok iyi bir kontrolle bitiriyor. Yine de şans, bunu söylemek lazım. Biraz sallıyor topu. Panyalı atsaydı daha bilinçli olacağını anlardı. Burada bayağı sallıyor ama baskette buluyor. Bu da Anthony Edwards'ın böyle hani taşı vurursun ya, sonunda kırabildiği pozisyon işte. Punt drag denilen o Spurs felsefesi. Ama şey ya, bir tarafta şey eğitim kaseti gibi ya. Pivot adımı eğitim kaseti gibi. Pivot adımıyla nasıl açı, nasıl adımlama, nasıl mesafe yaratılırın şeyi gibi. 4 kere deniyor ama sonunda istediği mesafeyi yaratmayı başarıyor. Yani sonuçta çok atlet, çok mahir, çok atlet veya çok ne derler, fırsatçı olmanıza çok gerek yok. Doğru adımlamayla nasıl mesafe açılabileceğinin şeyi gibi. Ansiklopedik bir tercih olmuş. Ki bu hareket çok da nostaljik yani. Kobe, Michael Jordan, Dwayne Wade çok yaparlardı bunu. Luka Doncic de çok iyi yapıyor. O da çok iyi yapıyor. Ve bu tabii hareket olarak değil, genel performans olarak buraya girmiş. Ama gerek yoktu. Bence de. Donte DiVincenzo'nun maçtaki 11. üçlü efendim. Bir New York rekoru. NBA tarihinde de 13'lü aşan oyunculardan biri oldu ama en iyi harekete girmesi biraz tuhaf tabii. Bu senin hareketin işte. Bunu aynen. Almıştın salı günkü programa. Salı günkü programda bahsetmiştim. Şimdi normalde bu şans, tamam mı? Büyük oranda şans ama Luka Doncic olduğu için bu şansı herkesin şansı %2 iken Luka Doncic şansı %15 falan diyelim. Bunu bilinçli atıyor. Tabii ki şansa basket oluyor ama Doncic attığı zaman merakla bakıyorsun. Abi ne olacak diye. Ve nefis de bitiyor. 3 sayı turnike dediğimiz hareket bu. Yani zaten adımı içeri atmasa üçlük olacaktı ya. Az kalsın üçlük olacaktı. Ama Luka Magic tabiri, niye Luka Magic? Onu da biraz görüyoruz bu tip pozisyonlarda. Yani abi şöyle. Şimdi şans olduğunu tekrar altını çiziyorum ama ne kadar dengeli atıyor abi yani. Parmak çok acı. Başka türlü oynuyor bu oyunu yani. Aynen. Bu da bu seneki Bucks Lakers maçları hep son topa gitti. Çoğunda LeBron oynadı, ikisinde de LeBron oynamadı. Ve ikisinde de Lakers bir şekilde maç sonunda Bucks'a çözüm buldu. Burada Anthony Davis son topta Damian Lillard'ı blokluyor. Damian Lillard da biraz kaşınmış ama Anthony Davis çok güzel geliyor. Çok doğru bir zamanlamayla ama biraz da Damian Lillard kucağına gidiyor, onu da söylemek lazım. Şimdi
Dejante Murray'i görüyoruz. Haftanın bu da en ikonik maçıydı. Pek çok açıdan, olumlu ve olumsuz açıdan. 44 şut kullandığı maçta 44. şut, maçı kazandıran şut ve üst üste iki kere Boston'ı mağlup etmeyi başardı Atlanta ki Atlanta özellikle Trae Young'ın yokluğunda zor bir dönemden geçerken açıkçası bayağı toparlandılar. Bir ara Brooklyn onları tehdit ediyor gibiydi. Şimdi Chicago ile aynı dereceye geldiler. 9.'luğu almayı şeyleri var ve sezon içinde hiç olmadıkları kadar akıcı gözüküyorlar ki bu dönemde işte Okongwu sakat. Jalen Johnson döndü gerçi ama o da sakattı bu dönemde bir süre. Trae Young zaten yok. Hani dar bir kadro, ciddi anlamda personel olarak da darbe almış durumda ama çok daha iyi gözüküyorlar. Özellikle Dejounte Murray, Bogdanović ikilisi de yan yana çok daha birbirini tamamlayan bir ikili gibi. Ve bu maçın atmosferi de çok güzeldi yani. Playoff'ta da ters gelmişti. Trae Young önderliğinde ters gelmişti Atlanta. Atlanta'nın böyle Boston'da bir gıcıklığı var yani. Böyle bir şey yapıyorlar onlar onu. Bu maçta da senin söylediğin gibi 44 şut attı. Ve hani 44 şutun son şutunun bu tip ikonik bir şut olması çok acayip. Brunson'a da ilan verdi. İlan verdi. O da 47 attı 2 gün sonra. Ki NBA tarihinde 40 üstü şut atmak çok nadir görülen. Tabii tabii. Bu şeydi, 80 sonrası için konuşuyorum. NBA'de bir maçta en çok şut atılan 7. maçtı. Yani 7.'ydi bu. Brunson geldi 4.'liğe yerleşti. Aynen, bu da 8.'liğe yerleşti bir anda. Son topa geçelim. Son topa geçelim. Haftanın en iyi hareketi olarak gösterilen Shai Gilgeous-Alexander. Yine işte Dejounte Murray'ninkine benzer bir maç kazandıran şut. Gilgeous-Alexander genelde bunları potaya gidip sonra uzaklaşarak yapıyor ama buradaki süreden dolayı geriye çekilerek atmış. Savunma hiç fena değil ama Shai Gilgeous-Alexander'a da yakıştı bu son top. Thunder ne kadar çok son top kazandı bu sene. Yani son toplarda Chet Holmgren'in kazandırdığı Warriors maçı var. Jalen Williams'ın kazandırdığı Denver maçı var. Shai Gilgeous-Alexander'ın kazandırdığı New York maçı var. Yani bu kadar genç bir takımın bu kadar clutch maç aldığı nadirdir. Aynen. Genç takımlar özellikle maç sonunda çok daha zorlanırlar ama bu şey için geçerli değil. Onu söylemek lazım. Çok teşekkürler Kaan abi. MediaMarkt ve Samsung Galaxy ile birlikte her hafta burada olacağız efendim. Gerçi normal sezon bitiyor şu anda ama bugüne kadarki hareketlerin artık finallerine doğru gittik. Gelecek hafta bakalım neler bizi bekleyecek burada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.